Şimdi kriterlerimiz nelerdi? Birinci olarak hasta geldi. Geldiği zaman bütün detayları almamız lazım. Konuşuyoruz şunlar bunlar derken psikolojik durumunu bile değerlendiriyoruz. Yani ameliyata uygunluğa gelelim. Ameliyata uygun olabilmesi için yaş ne olması lazım? 16 ile 65-70 olabilir. Genelde bütün herkes 16 ile 65 yaş arası derler. Ama bir kişi 67 yaşında sağlıklı ise, benim 67 yaşında ameliyat ettiğim hasta var. Kalp problemi yok, tansiyon ama çok kilo. Ne yapacağız? Eğer ki bir dahiliye, kardiyoloji uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı gördü, okey dediyse o zaten ameliyat olabilir. Yani anesteziyi kaldırabilirse zaten olabilir. Problem yok. Kriterlerimizin biri yaş kriteri dedik. Yaş böyle. Ancak diyelim 15 yaşında hep geçmişten beri böyle bir kilosu varsa bu ameliyat olamaz mı? O zaman nedir? Bir komisyon toplanır. Bu kişinin kemik yaşına bakılır, gelişimine bakılır. Ona göre olabilir, onayı çıkarsa o zaten ameliyat olabilir. Yaş şeyi böyle. İkincisi hesaplamalarımız var. Hesaplamalar. Nedir? Herkesin Ben basit... yaştan tuttu, yaş Yaş tuttu. tamam tuttu. Yaş tuttu, Siz hep evet. kendinize göre bir şey almaya Evet, çalışıyorsunuz. ben şimdi bir Öyle. şey bulmaya çalışıyorum. İkincisi vücut kitle endeksi ya da body mass endeks dediğimiz vücut kitle endeksimiz var. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Kilomuzu boyumuzun metrekaresine bölüyoruz. Yani kilo bölü metrekare gibisinden. Bunu hesapladığımız zaman eğer bir kişi 18 ile 25 arasında ise normal kiloludur. 25 ile 30 arasında ise hafif kiloludur. Yani kilo fazlalığı vardır diyelim. 30 ile 40 arasında obezitedir. 40'tan sonra morbid obezite dediğimiz yani şişmanlık hastalığı başlar. 50'den sonra ise süper obezdir. Yani riskler çok çok artmıştır. Artık bunlar hareket edemezler. Yani çok çok zor hareket eden kişilerdir. Hayatlar artık ızdırap haline gelmiştir. Bir kişinin hesapladığımızda vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde ise bu zaten ameliyat olabilir demektir. Ama diğer hastalıklara baktığımız onlar onaylıyor ise. İkincisi 35 ve üzerinde ise 35'in üzerinde ise eşlik eden hastalıklar mesela tansiyon olabilir, şeker olabilir, uyku apnesi olabilir, eklem problemleri vesaire vesaire bunun gibi eşlik eden bir metabolik hastalık varsa o zaman cerrahi ameliyat olabilir. Onun haricinde ama dünyada son bir tartışma var. Diyor ki mesela diyor bir kişi diyor 32, 33, 34. Ne yapacağız bunları? Bunlar da bunlar kilo fazla obez grubundalar. Eskiden derdik 35 altına dokunma ama şimdi yavaş yavaş aşağı doğru gidiyor. Neden? Belli risklere bakmak lazım. Diyelim 33 tansiyon hastalığı var, diyelim şeker hastalığı var ise ve ailede çok büyük riskler varsa artık son kongrelerde bunlar tartışılıyor. Bunlara da dokunabilirsiniz, yapabilirsiniz diye şeyler de ortaya çıkmaya başladı zaten. Peki nasıl hesaplayacaklar? Bir daha mesela Diyelim bir ki hesap yapalım. kilomuz 100. Diyelim kilomuz 60. Ha, diyelim kilomuz 60. Boyumuza diyelim 1,40 mesela. Öyle diyelim. Ya da boyumuza 1,60. 1,60. 60 kilo 60 kilo. Hesapla Yani tabii öyle şimdi nakilen ben arkadaşlar x vardır diyorum. Mesela tabii. sizinkisi kaç çıktı? 28 çıktı. 28 demek ki kilo fazlalığıdır. Tabii ben bilmiyorum tam hesaplamadım. Kilo fazlalığı demektir. Yani obezite grubuna girmiyorsunuz. Ya da boyumuz diyelim ki 105 kilo. Kilomuz 100 kilo. Boyumuz 1,70. Diyelim ki 35 çıktı. Ya da 36 çıktı. Demek ki obez grubundayız. Hesaplamamız böyle yapıyor. Ancak şimdi bir tek kriteri almak doğru mu değil mi? Hep bu tartışılır. İkinci bir kriterimiz daha var. Bel ve kalça oranı. Yani belimizi ölçeceğiz, kalçamızı ölçeceğiz. Bunları böldüğümüz zaman bayanlarda 85'in altında ise normal diyoruz. Riskleri düşüktür diyoruz. Erkeklerde diyelim ki 100 diyelim bir sınırımız var. Onun altında ise riski daha düşük diyoruz. Bunun önemi nedir? Metabolik hastalıklar açısından riskleri arttırıyor. Mesela tansiyon, kalp, şeker hastalığı bunların riskini arttırdığı için yani sadece bir vücut kitlesini değil, öbür kriteri de almamız gerekir. Mesela elma tipi obezite, işte armut tipi obezite diyorlar ya, işte bunlar devreye giriyor ama bel çevresindeki yağ oranı çok önemlidir. Çok önemlidir. Adam normal kilo gibi görünebilir ama kocaman bir göbek vardır. Sen ona obezite grubunda değil mi diyeceksin? Yani onlara iyi bakmak lazım. Yani kriter her hasta ameliyat olmaz. Her hasta ameliyat Ameliyat olmaz. olmaz. Evet. Yapılmaması gerekir. Eğer bunu yapanlar varsa doğru da yapmıyor da bilmiyorum tabii. Riskleri de Risk. var Şimdi tabii her ki çok ameliyatın fazla. riski vardır. Bunları açıkça söylemek lazım. Dediğimiz gibi konuşmamın başında da kabul edilebilir risklerdir. İşte falanca kişi ameliyat oldu, şu problem çıktı, bilmem ne şey oldu. Her şey obeziteye bağlanmaya çalışıyor şimdi. Ameliyata bağlanmaya çalışıyor. Mesela adam obezite ameliyatı olmuştur. Bir sene sonra kalp krizi. Obezitedendir. Ya da obezite ameliyatı olmuştur. Trafik kazası geçirmiş.
obeziteden dolayı mı acaba, ameliyattan dolayı mı? Böyle diyor yani, evet. Medyaya ben kızıyorum bazen. Yani sizlere de kızıyorum. Ufacık bir şey alıp böyle gerçekleri araştırmamız gerekir. Doğru söylüyorsunuz. Onları bulduktan sonra sunmamız gerekir ama herkesi haber yetiştirmeye çalıştıkları için ben bir an önce, bir adım önde gideyim deyip şey yapıyorum. Ama diyelim ki orada ameliyattan dolayı değilse neden bir medya kuruluşu o haberi yapan çıkıp da özür dileriz bu ameliyattan dolayı değilmiş. Niye demiyorlar? Ben de size o soruyu söyleyeyim mesela. Demiyorlar. Bu da doğru bir şey değil. Yani bizler hekimiz. Evet, siz değerli hekimlerimiz. Bize böyle bilgiler verdiğiniz zaman biz de bilinçleniyoruz. Ya bilgilenmemiz lazım. Biz hekimiz. Hayat kurtarmak bizim. Ben kanser hastası ameliyat etmişimdir. Bacağı kopmuş gelmiştir. Ondan sonra pek çok hastayı ameliyat ediyoruz. Hayatlarını kurtarıyoruz. Yani hayat kurtaran kişi demektir. Yoksa ben hep derim her hastama, eğer ki biz hayat kurtarmak amacımız olmasa kapımızda cellat diye yazardı. Hayat bitiren diye yazardı. Öyle bir ama şey yok. Ama cerrah yazdığı için hayat kurtarıyor. İşte yani sen diyor bazıları sen hep kesme, öyle bir şey değil. Yani biz gereken kişilere gerektiği zaman orada bulunarak yardımda bulunuyoruz. Hayatlarını geri vermeye. Mesela bana bir obez hastası geldiği zaman ben şunu derim, sorduğum şey. Eğer gerçekten hayatını değiştirmeye hazırsan gel bu yola beraber çıkalım derim. Yani, Murat Bey, bize verdiğiniz, siz bu güzel bilgileri verdiniz bize, çok teşekkür ederiz. Siz bu anlattığınız şeylerle de zaten aslında...